Diyorum ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koronayla mücadelesini destekleyip desteklemediklerini ve eleştirileri nasıl bulduklarını sormak istiyorum. Hoş geldiniz Mustafa Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Fatih Bey, teşekkür ediyorum ve sizlere hayırlı yayınlar diliyorum. İzleyicilerimizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle mübarek Ramazan aylarını tebrik ediyorum. Tabii üzüntülüyüz. Dün iki şehidimiz var biliyorsunuz Bitlis'te tam iftar vaktinde. Hain PKK terör örgütünün kahpe saldırısı sonucu iki Mehmetçiğimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var, onlara da acil şifalar niyaz ediyorum. Tabii bu koronavirüs salgınından hayatını kaybeden 3000 üzerindeki vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Ve şu anda hastanelerimizde çok üst düzeyde tedavi gören hastalarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz biz de. Şimdi koronayla mücadele, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle Mart ayının ortasından itibaren başladığı bir mücadele var. Çok eleştiriliyor Mustafa Bey. Bu mücadele çok eleştiriliyor. Niye? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maske dağıtamadığından yola çıkın da kendi vatandaşlarına maske dağıtamıyor ama Amerika'ya, Avrupa ülkelerine yardım gönderiyor deniliyor. Artı bu, siz biraz önce vurgu yaptınız. Yaklaşık 3000 civarında şu anda vefatımız var bu korona dolayısıyla. Bazı kesimler bu verilerinde sağlık olmadığına dönük değerlendirmelerde bulunuyor. Siz ne diyorsunuz? Ben öncelikle Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu süreçte mücadeleye katkı sunan herkese, bütün güvenlik güçlerimizle birlikte, bütün kamu görevlilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Türkiye biliyorsunuz aldığı tedbirlerle salgın Türkiye'ye diğer Avrupa ve dünya ülkelerinin çok önemli kısmından daha sonra geldi ve Türkiye hazırlıklıydı. Ve bu hazırlığı da şu anda geldiğimiz süreçte de Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya başta olmak üzere pek çok ülkeden daha başarılı olduğunu her anlamda bu mücadelede görüyoruz. Tabii öncelikle bunun hakkını vermek lazım Fatih Bey. Yani hakkını teslim etmek lazım. Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun, sağlık çalışanlarımızın, hükümetin. Bunun hakkını vermek lazım. Tabii öncelikle her fırsatta ya da böyle her zor süreçte efendim açık arayanlar var, fırsat arayanlar var. Şimdi onlar tekrar harekete geçmiş durumda ve özellikle sizin bahsettiğiniz bu ölüm oranlarının gizlendiği, hasta sayısının düşük gösterildiği gibi iddialar bundan kaynaklanıyor. Ben bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ve kesinlikle spekülatif olduğuna inanıyorum. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun, hastanelerimizin gerçek rakamları açıkladığına düşünüyorum, açıkladığına inanıyorum. Bizim araştırmalarımız da bunu ortaya koyuyor. Diğer taraftan bir takım eksiklikler, noksanlıklar yok mu? Elbette var. İşte siz maske konusunda bahsettiniz. Aslında Türkiye'nin elinde yeteri kadar maske var. Yani ben biliyorum çünkü arkadaşlarımız, çevreden bir sürü insan, üretici bizimle irtibata geçiyorlar. Ve Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz, diğer kurumlarla görüşüyoruz. Türkiye'nin elinde şu anda çok fazla miktarda bu anlamda tıbbi malzeme var. Hatta bazı ürünlerle ilgili, örneğin önlük dediğimiz, tulum dediğimiz ürünlerle ilgili depolar tıklım tıklım dolu. Ve Türkiye şu anda biliyorsunuz ihracata da izin verdi. Yani belli şartlarda, belli koşullarla ürettiği kadar mesela maske bağışlamak kaydıyla birebir anlamda ihracata izin verdi. Eğer bu tulumsa bunda 2'ye 1 ya da 3'e 1 gibi bir takım oranlar getirdi ve ihracata da izin verdi. Öbür taraftan da size biraz önce söyledim, 50'den fazla ülkeye de yardım gönderiyor. Tabii bu maske konusunda bizim Büyük Birlik Partisi olarak şöyle bir önerimiz oldu. Bunun bedava dağıtılıyor şu anda. Dünyada belki de tek devlet Türkiye bedava dağıtan. Ama maalesef bu dağıtımda bir takım aksaklıklar ve eksiklikler, noksanlıklar meydana geliyor. Vatandaşımızın istediği anda maskeye erişemediğine
şahit oluyoruz. O zaman bunu çözmenin bir tane net yolu var. O da şudur. Maske bedava dağıtılmaya devam etsin. Devlet dağıtacağını dağıtsın. Ama öbür taraftan bunu çok düşük bir fiyatla satışına da müsaade etsin. 1 TL. Yani çünkü bunun biz biliyoruz ki biz sorduk, araştırdık. 50-60 kuruş gibi bir maliyeti var. 1 TL'ye normal maskenin satışına izin verilmesi lazım ve böylece de bu maske konusunun artık gündemden çıkması gerekir diye düşünüyorum. Öbür taraftan diğer ülkelere yardım gönderiyoruz. Tabii bizim tarihimiz, inancımız, kültürümüz bunu öngörüyor. Biz ceddimizden bunu gördük. Müslüman Türk milleti her zaman yardımsever olmuştur ve zorda kalanları düşünmüştür. Zorda kalanlara da el uzatmıştır. Ama burada öncelik yine bir sıralama yapmak lazım. Önce tabii ki kendi vatandaşlarımız, önce kendi ülkemizin vatandaşlarımızın ihtiyacını tam manasıyla karşılamamız lazım. Daha sonra hemen soydaş ve dindaş coğrafyalarımıza yönelmemiz lazım. Buradaki topluluklara yönelmemiz lazım ve mutlaka ama mutlaka onları öncelememiz lazım. Daha sonra diğer ülkelere kalırsa onlara da yardım gönderebiliriz. Ama önceliğimiz kendi vatandaşlarımız ve dindaş ve soydaş coğrafyalarımız olmak zorunda diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir de tabii bu işin bir ekonomik ayağı da var Mustafa Bey. Bununla ilgili değerlendirmeleriniz nasıl? Yani yapılan yardımlar yeterli mi? Yetersiz olduğunu düşünenler var. Bir de mesela özellikle ekonomi ayağında dövizin hızlı bir şekilde yükseliyor olması, devlete para basmaya yönlendiren unsurlar var. Bunlarla ilgili de bir çalışma yaptı mı Büyük Birlik Partisi? Ve ne öngörüyorsunuz siz bundan sonraki süreçle ilgili? Tabii biz Büyük Birlik Partisi olarak başından itibaren bu süreçle ilgili değerlendirmelerimizi, hazırlıklarımızı yaptık. Ve tabii şu anda bir araya gelemiyoruz yönetimizde ama aynen bu sistemde olduğu gibi ya da farklı sistemlerle hem divan heyetimizde, hem Merkez Karar Yönetim Kurulumuzda, hem il başkanlarımızla, diğer arkadaşlarımızla video konferans sistemi programlarla haftalık değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ve buradaki önce yaptığımız hazırlıkları gözden geçirip daha sonra da uygulamaya koyuyoruz. Tabii öncelikle birinci hedefimiz kendi camiamızdan başlayarak vatandaşlarımızın devletin aldığı tedbirlere ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine azami derecede uymalarını sağlamak. Bunu teşkilatlarımızla birlikte vatandaşlarımıza telkin ediyoruz. Çünkü burada koronavirüsle mücadelenin en önemli yolu ve en başarı getirecek yolu bir kere açıklanan tavsiyelere ve kurallara uymak. Yani sosyal mesafeyi korumak, izolasyona uymak ve hijyen kurallarına uymak. Bunun yapılması lazım. İkincisi, tabii ki bu süreçten azami derecede etkilenen, işini kaybeden, işi azalan, işinden çıkarılan vatandaşlarımız var. Sağlığını kaybeden, işte yakınları vefat eden, bunların problemleriyle de birinci derecede ilgileniyoruz ve bunlarla ilgili de çözüm önerilerimizi sunuyoruz ve bu çözüm önerilerimizi sunduğumuz çözüm önerilerinin de karşı tarafta kabul olduğunu, değerlendirildiğinde görüyoruz. Örneğin tarım ve çiftçilikle uğraşan, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız, biliyorsunuz bu 31 ilimizde sokağa çıkma yasağının kapsamı dışındaydı. Biz bunu ilgililere görüştük, ilettik. Çünkü ben de fırsat bulduğumda köye gelip bu zirai işlerle uğraşıyorum. Bunu ilettiğimizde şimdi biliyorsunuz bu yasak çiftçilerimiz ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızla ilgili kalktı ve onlar rahatlıkla işlerine gidebiliyorlar. Diğer taraftan işte esnaflarımızın büyük sıkıntıları var. Berberler, bakkallar, efendim kunduracılar başta olmak üzere bunlar da aylardır dükkanlarını açamadılar, siftah yapamadılar. Bunlarla ilgili de kısmi bir iyileştirme getirilmesi lazım. Belli haftanın belli günlerinde belli sayıda müşteri alarak bunların da artık çalışmalarına müsaade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii devletimiz elindeki tüm imkanları kullanarak zorda kalan vatandaşlarımız, belli sektörler başta olmak üzere yardım kampanyaları hem başlattı hem de öbür taraftan devlet bankalarının öncülüğünde de bir destek paketleri, krediler açıldı. KGF desteği, efendim KOSGEB,
Yani bütün kurumlarını ve kuruluşlarını devreye soktu ve elindeki bütün imkanları da burada değerlendiriyor. Ve burada da tabii yeterli oluyor mu? Bazı noktalarında yetersiz kaldığını yine görüyoruz. Ama burada da bu yetersizliklerin giderilmesi noktasında da devletin ve hükümetin gayretleri var. Biz de burada eksik gördüğümüz noktaları, noksan gördüğümüz noktaları iletiyoruz. Mesela örneğin ilk bu yardımlar ve destekler başladığında sadece belli sektörler kabul edilmişti. Onlara öncelik veriliyordu. Ama biz burada ayrım yapılmamasını ve bütün sektörlerin bundan etkilendiğini, dolayısıyla bu desteklerin ticaretle iştigal olan, üretimle iştigal olan, sanayiyle iştigal olan esnaflarımız hepsine verilmesi gerektiğini söyledik ve şu anda bu kapsam genişletildi ve bu anlamda bütün vatandaşlarımız bu destek krediler olsun, yardımlar olsun bunlara başvurup buradan bir imkan elde edebiliyorlar. Tabii öbür taraftan işini kaybedip ya da geçici süreli bir şekilde işten çıkarılan işçilerimiz var. Onlara biliyorsunuz işsizlik maaşı ödeniyor bir taraftan. Öbür taraftan yine süresiz bir şekilde ya da geçici bir süre ücretsiz bir şekilde işten çıkarılanlarla ilgili de bir destek var. Tabii bu desteklerin, açıklanan desteklerin yetersiz olduğunu vatandaşlarımız bize iletiyorlar. Biz de bunları yine hükümet yetkililerine, hem kamuoyuna, açık kamuoyuna bunları dile getiriyoruz, hem de birebir bunları iletiyoruz ve bu desteklerin artması gerektiğini, hangi kesim daha zorda, bütün bu yaptığımız çalışmaları da hem kamuoyuyla paylaşıyoruz, hem devleti yöneten arkadaşlarımızla paylaşıyoruz ve buradaki eksiklerin giderilmesi için de elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Yani Mustafa Bey, şey diyorsunuz anladığım kadarıyla, bu korona günlerinde eve kapanmış olsa da Büyük Birlik Partisi çalışmaya devam ediyor diyorsunuz. Yani biz tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla tabii ki bu alınan tedbirlere uyarak, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine uyarak, sosyal mesafe, izolasyon, bu kurallara uyarak elbette ki elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Siyasi faaliyetlerimize devam ediyoruz. Evet. Peki bu Diyanet İşleri Başkanı'nın hedefe oturtulması, bununla ilgili düşüncelerinizi her ne kadar paylaştınız kamuoyuyla ama bir kez daha ifade etmenizi istiyorum ben. Özellikle Profesör Doktor Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde, hatta Ramazan'ın ilk cumasında ki hutbesinin özellikle Ankara ve İzmir baro başkanları tarafından, baroları tarafından hedefe konulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tabii öncelikle bu zihniyeti reddediyorum. Hı hı. Yani bu zihniyet, işte bugünlerde Ankara Barosu ve İzmir Barosu'nun sergilediği bu zihniyet Türkiye'de onlarca yıldır İslam karşıtlığı ve din karşıtlığı ve dindarlara zulme alkış tutmuş bir zihniyetten, bir kesimden bahsediyoruz. Bunlar hiçbir zaman Müslüman Türk'ün yanında olmadılar. Bunlar hiçbir zaman bizim değerlerimizin, inançlarımızın yanında olmadılar. Bunlar her zaman bize yabancı olan emperyalistlerin, efendim Batı'nın değerlerinin yanında oldular. Hatta onların işte Türkiye'ye ve bizim gibi ülkelere efendim ihraç ederek bizim toplumumuzun ahlakını bozmak adına, aile yapısını bozmak adına, inancını zedeleme adına yapmış oldukları bu tür uygulamalara da hep sahip çıktılar. Yani zina edenlere, eşcinsellere sahip çıktıkları kadar Müslüman Türkiye, Müslüman Türk'ün inançlarına, değerlerine sahip çıkmadılar. Yani bu ülkenin inançlı kesimlerine, dindar kesimlerine sahip çıkmadılar. Burada da bunu açık ve net bir şekilde bu son hadisede de gördük. Diyanet İşleri Başkanımız cuma hutbesinde neyi söylemiş? Allah'ın emrini söylemiş, Allah'ın hükmünü söylemiş, Allah'ın ayetini okumuş. Yani ne yapacaktı? Diyanet İşleri Başkanı cuma hutbesinde Allah'ın ayetini, Allah'ın hükmünü okumayacaktı da ne okuyacaktı? Ne bekliyor bunlar? Ne bekliyorlar? Dolayısıyla bunların bu yaptığı bölücülüktür, ayrımcılıktır, milleti birbirine düşürmektir. Bunu reddediyorum. Belki de Mustafa Bey, belki de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu yeni sisteminin bu koronayla mücadelesini gölgelemek amaçlı olabilir mi? Bu özellikle Ankara ve İzmir barolarının bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nı
hem de Allah'ın ayetlerini okuduğu gerekçesiyle hedefe konulması bir gündemi değiştirme mücadelesinin yansıması olarak nitelendirilebilir mi? Ya o da olabilir. Çünkü hiçbir zaman söylediğim gibi iyi niyetli olmadılar. Hep fırsatçı oldular. Hep açık aradılar. Burada da bu söylediğiniz şey de buna dahildir. Ama esas kafalarında ki zihniyetin bu dışa vurumudur, açığa vurumudur ve bir kere daha suçüstü yakalanmışlardır. Biz Büyük Birlik Partisi olarak çok netiz. Yani bu konuda biz inancımız, kültürümüz neyi gerektiriyorsa toplumumuza onun verilmesinin sonuna kadar yanındayız. Hatta kanunlarımızın bile yapılırken, anayasamız bile yapılırken elbette ki inancımızın ve kültürümüzün de dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz. Elbette ki evrensel hukuk yasaları, efendim evrensel hukuk kuralları, bunlar elbette öngörülebilir ya da işte dikkate alınabilir, bunlardan istifade edilebilir. Ama öncelikle eğer bir yasa yapıyorsanız, bir kanun yapıyorsanız, anayasa yapıyorsanız, Türk toplumunun inancını, kültürünü, töresini, örfünü, adetini de mutlaka ama mutlaka dikkate almak zorundasınız. Maalesef Fatih Bey onlarca yıldır bu dikkate alınmamış ve bu kişiler de buna alışmışlar ve yine böyle gitsin istiyorlar. Ama bu devran böyle gitmeyecek. Gitmez. Ve gitmiyor. Ve biz dediğimiz gibi milletimizle birlikte biz inancımızı, kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi, töremizi, onun yanına evrensel hukuk kurallarını, insan haklarını, evrensel ahlakı da koyarak inşallah milletimizle birlikte yürüyeceğiz, ilerleyeceğiz. Yani sözü gelmişken mesela İstanbul Sözleşmesi'nden bahsediliyor. Yani iyi maddeleri var, kötü maddeleri var. Ama ben bunu toptan kabul etmiyorum. Kabul etmek zorunda da değilim. Yani ben kendi inancıma göre, kendi kültürüme göre bir sözleşme istiyorum. Ki var zaten. Benim elimde kitabım var. Efendim benim kültürüm var, inancım var. Bunları dikkate almayan... Örfüm var, geleneklerim var. Öyle değil mi? Örfümüz var, geleneklerimiz var. Bunları yok sayan bir sözleşmeyi benim tümüyle birilerinin bana dayatmasıyla kabul etmek zorunda değilim. Ben de kendim hür olarak inandıklarımı ifade etmek istiyorum, yaşamak istiyorum. Karşımdakinin de inancına ve yaşantısına saygılıyım. Ölçümüz neresi ya da çizgimiz neresi? Çizgimiz teröre ve şiddete boş baş vurmayacak. Teröre ve şiddeti yöntem olarak edinmeyecek. Öbür taraftan sadece benim inancımın, kültürümün, İslam'ın değil. Dünya kurulduğundan beri bütün inançların, bütün değerlerin, bütün ahlak öğretilerinin, bütün toplulukların reddettiği sapkınlıkları benim memleketime özgürlük diye, modernlik diye dayatmayacak. Rusya'yı yasakladı. Evet, şimdi Hüseyin Bey bir ekleme yapacak başkanım. Eğer izin verirseniz buyurun Hüseyin Bey. Sayın Genel Başkan Destici, Rusya Federasyonu birkaç zaman önce, tam net tarih veremiyorum ama bu eşcinsel, işte transseksüel, LGBT olarak İngilizce adlandırılan kurumları ve dernekleri ajan olarak ilan etti. Ve bunların web sitelerini kapattı ve yani özetle bir milli güvenlik sorununa adettiler. Bilginize efendim, onu bir katkı sağlamak istedim. Bu yalnızca Müslüman aleminin değil, aynı zamanda Hristiyan ve İtalya'yı vesairesi, daha oralara girmek istemiyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hatta şöyle bir şey vardı okuduğum yıllarda, bu HIV AIDS'inin Amerika'nın muhafazakar kesbinin eşcinsel nüfusu yok etmek için laboratuvarda geliştiği diye de New York'un gazetelerinde yazılmıştı. Teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. Evet. Ben teşekkür ederim hocam. Size de hayırlı sabahlar, tamam, hayırlı yayınlar diliyorum. Katkınız için de teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, bir sorum daha var. Ondan sonra teşekkür ederim. Ben bu konuya devam olarak iki şey daha söylemek istiyorum. Bir talep de var. Birincisi mesela bu sınırsız ya da sonsuz nafaka diyorlar. Yani dolayısıyla süresiz nafaka. Bunun mesela düzenlenmesi lazım. Yani insan bir ay evli kalıyor, ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Buna mutlaka ama mutlaka süreye bağlı olarak bir düzenleme getirmesi lazım. Şimdi buna benzer bir takım milletimizden gelen talepler var.
Bu İstanbul Sözleşmesi'ni de bağlayan ve İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı maalesef vatandaşlarımızın bir kısmını mağdur eden bir takım maddeler var. Bu maddelerle ilgili mutlaka ama mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir düzenleme yapılması lazım. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bununla ilgili yaptığımız hazırlıkları meclis açıldığında gündeme taşıyacağız ve gerekli kanun tekliflerini de vereceğiz. Vereceksiniz. Şimdi son sorum olsun eğer izin verirseniz başkanım, size teşekkür etmeden önce. Ama şunu merak ediyorum ben. Niye Büyük Birlik Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Destici sürekli Cumhur İttifakı'nın yanında olması sebebiyle eleştiriliyor? Bunu anlamlandıramıyorum ben. Siz anlamlandırabiliyor musunuz? Yani AK Parti'ye, MHP'ye yakın durmanız dolayısıyla eleştiriliyorsunuz ve muhalefetle birlikte hareket etmeniz, yani CHP'lileşmeniz ya da CHP'nin zihniyetine yakın bir noktada durmanız konusunda sürekli sizin üzerinizde bir baskı olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi bu yayın dolayısıyla da, buraya çıkacak olmanız dolayısıyla da verilen mesajlarda bunu dikkatli bir şekilde gözlemliyorum. Neden bu kadar sizi Cumhur İttifakı'ndan uzaklaştırıp İYİ Parti, CHP, HDP çizgisine getirmek istiyor bazıları? Bununla ilgili bir tespitiniz, değerlendirmeniz var mı? Hem bu soru için teşekkür ederim, hem de çok güzel tespit etmişsiniz. Türkiye'de bir proje uygulanmaya çalışılıyor. Yani Türkiye'de bir iktidar değişikliği, hatta işte bir rejim değişikliği, işte en son CHP sözcülerinin ağzından bunu çok net bir şekilde duyduk. Ve buraya kimlerin bu değirmene su taşıdığına baktığımızda, işte PKK buraya su taşıyor, DHKPC buraya su taşıyor, efendim işte FETÖ buraya su taşıyor. Yani ne kadar Türkiye'de efendim devlete karşı baş kaldırmış, efendim işte bir takım yapılar oluşturmuş ve bunlarla hem sivil hem de gerektiğinde silahlı mücadeleye de, terör mücadelesine de girmiş yapılarında bu değirmene su taşıdığını görüyoruz. Ve burada AK Parti dışında ve MHP dışında kalan bütün siyasi partilerin de kendi taraflarına geçmesini istiyorlar. Hatta sadece bizim üzerimizde değil, bu MHP üzerinde de biliyorsunuz bu baskı var. Aynı şey MHP'ye yönelik de var. Yani Cumhur İttifakı'nı destekleyen bütün partilerimize karşı, bütün milletvekillerimize karşı, siyasi yapılara karşı, sivil toplum örgütlerine karşı bu var. Bunu görüyoruz. Yani bunun amacının ve gayesinin öbür bloka, öbür değirmene su taşımak olduğunu çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Ve bunlar bunu işte AK Parti dışında kalan bütün siyasi partileri bir araya getirerek Türkiye'de bir iktidar değişikliğini, hatta bir rejim değişikliğini hayata geçirmek istiyorlar. Bunu yapmaya çalışıyorlar ve Büyük Birlik Partisi de bu anlamda Cumhur İttifakı ile birlikte devletin ve milletin yanında, milletin değerlerinin yanında çok net bir duruş sergilediği için de bizimle ilgili hem benim şahsıma, genel başkan olarak, hem arkadaşlarımıza, yönetimimize, partimize bu tür haksız ve seviyesiz ithamlar olduğunu görüyoruz. Ama biz inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu liderinin şu sözü, pek çok sözü var ama Şehit Muhsin Başkanımızın, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. O ne diyordu? Haksız davalarda milyonlarla yürüyeceğime, haklı davamda tek başıma yürümeyi tercih ederim diyordu. Biz de inandığımız yolda yürüdük ve yürümeye devam edeceğiz. Hatalarımız olabilir mi? Olabilir, ama bugüne kadar hiçbir, bilerek hiçbir yanlışın içinde olmadık. Hatalarımız olabilir, gerekirse hatalarımızdan da döneriz. Ama şu anda bizim Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmemizin birinci sebebi devletin varlığı, beka meselesi, milletin istiklali ve istikbali meselesidir. Çünkü bizim için 15 Temmuz bir milattır Fatih Bey. Hı hı. Ve herkes için de böyle olması gerekir. Çünkü 15 Temmuz'da
Türkiye bir işgal girişimiyle, bir iç savaş girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Ve dolayısıyla da o günden bugüne baktığımız zaman da hem sistem değişikliği, hem Cumhur İttifakı'nın muhkem bir hale gelmesi ve tabanımız başta olmak üzere milletimizin çoğunluğunda %50'sinden fazlasında bunun kabul görmesi de büyük, özellikle de bu kesimin milliyetçi, muhafazakar ve mütedeyyin diye adlandırdığımız kesim olmasını dikkate aldığımızda Büyük Birlik Partisi'nin gittiği yolun kendi çizgisine, fikrine uygun bir yol olduğunu, bir çizgi olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Büyük Birlik Partisi hiçbir zaman iktidar öyle ya da böyle, şöyle de böyle de değişecek diyenlerle bir arada olmadı. Evet. Büyük Birlik Partisi hiçbir zaman Cumhuriyet mitingleri düzenleyip orduyu göreve çağıranlarla birlikte olmadı. Büyük Birlik Partisi hiçbir zaman HDP ile, PKK ile, teröristlerle, DHKPC ile kol kola girenlerle bir arada olmadı ve olmayacak. Olmayacak. Yani, başkanım. Tabii Büyük başkanım, Birlik Partisi. Çünkü biz darbelere, biz yine şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın bir sözüyle cevap vereyim. Ve onunla da tamamlayalım. Milletine döndürmüş tanka selam durmam dedi. Dolayısıyla biz darbe hevesleriyle, darbecilerden umut besleyenlerle, PKK'dan, DHKPC'den, HDP'den umut besleyenlerle biz bir arada olmadık ve bir arada olmayız. Bakın bugün 3 Mayıs Türkçüler, Türk Milliyetçileri günü. Hı hı. Yani bu vesileyle Nihal Atsız'dan Alparslan Türkeş'e, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'na, bu Türk Milliyetçiliği davasına, Alparslan Türkeş'e, Türk Milliyetçiliği davasına emek veren, gönül veren bütün düşünce adamlarını, ben bütün dava adamlarımızı, büyüklerimizi, gönüldaşlarımızı da hem hayattan ayrılanları, rahmeti rahmana kavuşanları rahmetle anıyorum, şükranla anıyorum, özlemle anıyorum. Bugün bu mücadeleyi veren Türk milliyetçilerine de, bütün Türk dünyasındaki kardeşlerimize de, Alperenlere de sevgilerimi, saygılarımı evet, sunuyorum. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Aslında şöyle anladım ben son cümlenizde. Halen namlusu millete dönmüş tanklar olduğu için Büyük Birlik Partisi ve Genel Başkanı Mustafa Destici durduğu yerde durmaya devam edecek diye anladım. Ve size teşekkür edeceğim. Eğer bir cümle daha edeceksen. Evet. Ben de size teşekkür ediyorum. Hüseyin Hocam'a başarılar diliyorum sizlere. Yanınızda başarılar diliyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. İşte Amin. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah bu ayda camilerimiz kapalı mahsunuz ama orayla ilgili de aslında bir öneri yapmak istiyorum. Son cümle olarak Fatih Bey. Buyurun. Biliyorsunuz cuma namazları kılınmıyor. Ama artık iyiye doğru da bir gidişat var. En azından şehirlerin belli camilerinde, merkezi camilerinde bu sosyal mesafeye riayet edilerek, hijyen kuralları sağlanarak, işte camilere girişte diyelim ateş ölçümleri kontrol yapılarak aslında artık cuma namazlarının kılınmasına, kısmen de olsa camilerin kapılarının açılmasına müsaade edilebilmesi noktasında bir çalışmanın da başlatılması taraftarı olduğumuzu da buradan ifade etmek istiyorum. Her şeyin başı birlik ve dayanışma. Evet. Bu öneri, bu öneriyle kadar... başkanım, bu öneriyle tamamlayalım. Evet. Bu öneriyle tamamlayalım. Çünkü şundan dolayı birazcık da uzattım. Çünkü o kadar keyifli konuşuyorsunuz ki. Evet. Hakikaten de milletin duygularını ifade ettiğiniz için uzattım. Normalde çünkü Hüseyin Bey'le yapacağımız Helal yayını olsun da canım, olsun. Yine de Hüseyin Bey'le yapacağımız yayını da şey yapmayalım, egale etmeyelim istiyorum ama özlemişiz sizi. Ne yalan söyleyeyim. Ama en kısa sürede bu koronalı günlere bir atlatalım. Bir baş başa yayında sizi ağırlamak istiyorum. Tamam, Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan ben yayınımıza katıldınız. Ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar Sayın Başkanım. Evet. Hüseyin Bey hakikaten şimdi size soracağım soruları bile unuttum.